Gelin Evi sizlere haftanın ikinci gününden merhaba diyor. Bugün İstanbul Sancaktepe'ye Gizem Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Ben Gizem, 30 yaşındayım, dış ticaret sorumlusuyum, 2,5 yıllık evliyim, bir tane oğlum var. Ben Samsunluyum, eşim Kastamonulu. İstanbul Sancaktepe'den katılıyorum. Gelin evine oğlumun şansına güvendiğim için katıldım. Senin yeni doğmuş bir bebekten ne farkın var? Yaşın kaç, başın kaç? Of. Yeter bize gerçekten. Bulduk, olduk, saat kaç? Yavaşlat. Hoş geldiniz hanımlar. Yağmurla geldiniz. Bereketle geldiniz. Buyurun. Gizem Hanım'ın günü başlıyor. En sıcak, en duygusal, en çarpıcı anlar. Ya ben buradan kalkmak istemiyorum. Giderken götürelim isterseniz Burcu Hanım. Meclis alırım ben bunu. Benim oğlum hasta oldu. Eşim de ben moralimi düzeltmek için hastane odasına o bebeği alıp girdi. Ben pek anlamıyorum ondan. Ben hiç anlamam dantelden. Bu dantel değil ki. Hiç anlamam çeyizden. Anladık biz onu. Bugün özellikle bence sizin için hep pembe kullanmış. Evet, bugün bana oynanıyor. Onu fark ettim. Ben birazcık burada bir karışıklık gördüm. Hani masanın ne olduğu belli değil gibi. Farklı el işleri, farklı masa düzeni az sonra. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bizler de iyiyiz. Yorgun gibisiniz biraz. Biraz yorucuydu. Ama güzel yorgunluklar bunlar. Güzel heyecanlar. Bugün de şansıma hava yağmurlu kızlar. Yağmurla bereketle geldiniz inşallah. İnşallah. Çok yağmadı zaten. Yağmur güzeldi. Ben severim. Ben de severim yağmuru. Gelinlerimizin hızlı hızlı apartmana nasıl girdiklerini gördünüz mü Gizem Hanım? Görmedim. Biz de neden şemsiye tutmadınız diye sitem edecektik. Ya görseydim tutardım düz ses. Kıyamam onlara ıslanmasına. Yani az buçuk ıslandık, o kadar da değil. Bu arada Gizem Hanım'a hediyesini takdim etmeyi unutmayın hanımlar. Buyurun. İnşallah beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Bakalım gelinlerimiz nasıl bir hediye almışlar. Kızlar çok teşekkür ediyorum, zahmet etmişsiniz. Güle güle kullanın. Ben açayım o zaman. Hanımlar çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir hediye. Güle güle kullanın. Güle güle kullanın. Hepinize teşekkür ediyorum teker teker. Sağ olun. Kullandıkça bizi hatırlarsınız. Hemen ben size güzel kahvelerimizi pişireyim, getireyim. Olur. Gizem Hanım düne göre heyecanlı gibi değil mi hanımlar? Bence de öyle The Ses. Çünkü dün benim evimde biraz daha sakindi, heyecanlıydı. Bugün daha güler yüzlü, şıkır şıkır. Kezban Hanım'ın günü geçti ya, acaba ev sahibimiz yorumlardan çekiniyor olabilir mi hanımlar? Ya dün o kadar ağır eleştiriler yapmadık. Yaptık mı ev sahibi? Ben de yapmadık diye düşünüyorum ama hemen tıklıyorum. Ben Kezban Hanım'ın yorumlarından çekiniyor olabilir mi demek istemiştim. Ha, yok ya. Kezban Hanım sessiz, sakin. Biz ona çok ağır yorum yapmadık. O da bize yapmadı yani. Kalbim sizin de. Desiz ben birazcık çekiniyorum Kezban Hanım'dan. Kezban Hanım. Merve Hanım sizden neden çekiniyor dersiniz? Benden niye çekiniyorsunuz Merve Hanım? Ben beğenmediğim şeyleri söylediğim zaman sanki birazcık kızdınız. Hayır kızmadım. Sadece yatak odama daha çok güvendiğim için. Hani siz öyle söyleyince yorumunuza katılmadım. Zevkler tabii hani farklı. Herkes buraya zevkini göstermeye geldi. Saygı duyuyorum. Teşekkürler. Mis gibi kahve koktu hanımlar. İkramda yoktur üstüme güvenirim.
köpüklü kahveleriniz de güzel olmuş sanki. Güzel bak. İsimler yine karıştırılıyor. Heyecandan. Heyecandan olsa gerek, kusura bakmayın. Önemli değil. Umarım beğenirsiniz. En köpüksüz falan. Siz benimkini alın. Ondan. Köpük dediğince ben şöyle bir baktım. Bir onlara bir kendimkine. Burcu Hanım buyurun lütfen. Yok estağfurullah, ondan aa, değil. Olmaz, yok yok buyurun. Köpük deyince ben. Gizem Hanım pembe bardağı bilerek mi bana verdiniz? Ay hiç düşünemedim onu. Kusura bakmayın. Siz de isterseniz soruyu da değişebiliriz. Yok teşekkür ederim. Biz çok fena olduk. Her şeyin adı Zeynep Hanım. Gizem Hanım, bir şey unutmadınız mı? Ben hemen geçireyim. İkramlarımı unuttum. Hemen geliyorum. Olur mu? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım o zaman. Buyurun hanımlar. Dün lokum yemek istiyordum, yemedim diyen hanginiz? Ben. Doya doya yiyeyim. Koymuş bana özellikle Gizem Hanım. En büyük şekerliğimi bana, lokumumu size koydum ki. Teşekkür güzel ederim. Güzel güzel yiyeyim. O zaman geçiyoruz Gizem Hanım'ın salonunu yorumlamaya. Gizem Hanım salonunu pembe kadife kumaş kaplı kanepe, krem renkli iki berjerden oluşan beyaz mobilyalı bir koltuk takımıyla dizayn etmiş. Beyaz mobilyalı yemek masasının sandalyelerini koltuk takımının pembe ve krem renkleriyle kombinlemiş. Dekoratif aynasını beyaz mobilyalı oyma detaylı konsolunun üzerinde kullanan gelinimiz, iki penceresine de desenli beyaz tül ve desenli gri fon perdeler asmış. Açık renk desenli iki halı seren ev sahibimizin aydınlatma tercihi gri detaylı taşlı avizeden yana olmuş. Gizem Hanım'ın konsol üzerinde kullandığı bebeğinin bakalım nasıl bir hikayesi var? Salonunda yani koltukta genel olarak bakılınca zaten koltukların rengi öne çıkıyor. Yani benim bu renkler için düşüncemi aslında herkes biliyor ilk günden. Biraz farklı, biraz parlak, salona uyum sağlamış. Yani şu şekilde salona gidecek bir takım. Sadece renk olarak benim tarzım değil. Ben olsam bu rengi tabii ki de seçmem. O şekilde düşünüyorum. Koltuklar için fikrim bu. Peki koltuklar rahat mı Gizem Hanım? Yani açıkçası biraz büyük diyeceğim ama şimdi kendi evimi de düşünerek konuşmak istiyorum dışsız. Gelecek olan yorumları. Çünkü benim koltuklarım da böyle geniş. Yani rahat, bir sıkıntı yok. Salon için ideal rahatlıkta. Sadece renkleri benim tarzım değil, o kadar. Gizem Hanım, çocuk bakımından zor olmuyor mu? Genelde burada oturmuyoruz. Oturma odasında oturuyoruz. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani siz de salonu güzelce dekore edip kullanmayan gelinlerimizdensiniz. Dış ses kullanıyorum tabii ki. Özellikle büyük kalabalık misafirlerim geldiği zaman salonumda ağırlıyorum. O yüzden hem oturma odasını hem salonumu kullanıyorum. Ama oturma odasını daha çok günlük kullandığım için buraya çok fazla giren olmuyor. Ama zor parçalar seçmişsiniz Gizem Hanım. Beyaz mobilya, aynı şekilde açık renk koltuklar zordur. Ben açık renkleri daha çok seviyorum. İç açıcı geliyor bana. O yüzden Gamze Hanım, beğeneceğinizi umuyorum. Ben farklı bir şey söylemek istiyorum Gizem Tabii Hanım. Tabii ki. Buyurun. Hani ben oturma odasında oturuyorum, burayı sadece misafirlere ayırıyorum dediniz. Ben çok yanlış buluyorum onu. Bana göre öncelik benim. Benim hani rahat olmam lazım. Her şeyi kullanmam lazım. İnce detayına kadar ki evimin her tarafını kullanıyorum. Her şekilde hani kullanmadığım bir yer yok. Hani misafirlere ayrı bir yer açıp orayı kullanmamak bana hiç doğru gelmiyor. Ama şöyle de bir şey var. Kendisinin zaten bir odası var, hani oturuyor orayı kullanıyor. Hani mesela ben de sizin gibiyim. Ben de salonumu kullanıyorum ama o zaten öyle istememiş. O salonu misafirlere ayırmak istemiş. Zaten evi de müsait. Sizlerinle benim çok fazla müsait değildi. Bence müsait olunca olabilir aslında. Benim için gayet çok açıldı ve ben zaten koltukların rengine bayıldım. Benim rengim bunlar. Ben çok beğendim. Koltuk rahat mı peki Burcu Hanım? Ya ben buradan kalkmak istemiyorum. Özellikle de bu koltuğu çok beğendim. Giderken götürelim isterseniz Burcu Hanım. Rica ederim ben bunu. Salon takımınızı ne kadar aldınız?
evin bütün mobilyalarını, yani salon, masa, konsol ve otom odasındaki oturma grubu hepsi 30 bin lira. Yatak odası hariç ama. Yatak odası da var. Ha. O zaman iyi bir fiyat. Evet, evet. Uygun almışsınız. Yani Gizem Hanım, ben sizin konsolunuzu da masanızı da çok beğendim. Hatta masanızda da detaylar var. Konsolunuzun ayna kısmında da var detayları. Onun dışında zaten odanızda genel olarak biblolarınız da, tablolarınız da çok değişik ve eski model sanki. Bir anısı falan mı var onları, ya da çeyizden falan mı kalma? Lambalarım, yani abajurlarım annemden kalma. Annemin abajurları aslında. 40 yıllık abajurlar. Çok değişik. Ben böyle eski eşyaları çok merakım var. Çok severek kullanıyorum onları. Annemi aslında vermezdi ama rica ettim, aldım. Yoksa annenizden abajurlarını zorla mı aldınız? Yok, zorlanmadım. Annem neyse severir, kırmaz asla beni. Ama çok değer verdiği abajurlardı. Onun da kıymetini bileceğim için bana verdi. Yani hani... Dikkat etmek koşuluyla. Evet, aynen o şekilde. Salondaki süsler, büfenin üzerindekiler gerçekten çok eskinin. Porselen onların hepsi. Benim için kıymetliydi, önemliydi, özeldi benim için. Ben de onları kızıma verdim. Kızım zaten benim evimde güzel olan ne varsa mutlaka alır. Abajurlarınız çok güzel ama ben bir şey merak ettim. Konsolunuz ve aynanız biraz farklı mı? Yani takım olarak mı aldınız yoksa ayrı mı? Ayrı olarak seçtim. Biraz farklı gibi duruyor sanki böyle yani, model olarak. Olabilir, evet. Aynanız daha modern duruyor, daha şık duruyor. Farklı olduğu açıkçası biraz belli. Yani aynanın detayları çok hoşuma gitti. Evet, o yüzden ayna kendi başına çok şık, evet. Çok beğendim aynanızı. Abajurlarınız da aynı şekilde ama konsolunuzla aynanız pek uyum sağlamamış gibi geldi sanki. Aynanızın yanındaki siyah detaylar biraz farklı geldi. Gizem Hanım, ben konsolunuzda bir bebek görüyorum. Acaba bir anısı mı var sizin bebekliğinizden mi? Hayır, Merve Hanım, o benim oğlum hasta oldu. Bir hafta boyunca hastanede kaldık. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Geçmiş, sağ olun. Geçmiş olsun. Eşim de ben moralimi düzeltmek için hastane odasına o bebeği alıp girdi. Çok güzel düşünce çok bence. Çok romantik herhalde eşiniz. Çok evet. Önem veriyor böyle şeylere. Ay, kusura bakmayın hanımlar. Oğlum hastanede olduğu aklıma gelince. Ne için yattı hastanede? Çok ağır bir hastalık. Yani grip virüsü olduğunu söylediler. Ama ağır geçirdi. Ağır geçirdi çünkü küçük olduğu için, 3 yaşından küçük olduğu için bu virüs ölümle de sonuçlanabilirmiş. Aslında olduğu olmuş yani. Tabii düşünmek istemiyorum. Çok o şekilde. Olmuş. Evet. Hatta ben değiştireyim konuyu. Siz daha fazla duygusallığa bağlamayın bence. Tablolarınızı görüyorum. Mısır'dan mı geldi? Nasıl oldu? Bir anısı mı var yine bebek gibi? Evet. Onları da babam Mısır'a gitti. Mısır'dan bizim için, ben evlenmeden önce yaptırmış, almış biz düşünerek. Bütün iki abime de bana da getirdi. Ben de evimi asmak salonunda kullanmak istedim. Çok güzel düşünmüş. Evet, güzel düşünmüş yani. Çok ince. İleride çocuklarım kullanır diye. Teşekkür hatırada ediyorum. Hatırada kalmış. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Buyurun konuşun Kezban Hanım. Zaten çok az konuştunuz. The Ses, arkadaşlarımı bekledim. Ben toplu bir yorum yapıp kapatmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben krem rengini çok seviyorum. Açık renkleri çok gerçek anlamda seviyorum. Her yere de yakıştırıyorum. Benim evimde de görmüşsünüzdür zaten. Ama hani mobilyalarınız, ben herhalde sporu çok sevdiğim için bana biraz klasik kaçtı. Bana biraz ağır geldi açıkçası. Yani ben bu şekilde söyleyeyim. Kezban Hanım, galiba Gizem Hanım'ı kırmadan yorum yapmaya çalışıyorsunuz. Anlaşılan içiniz açılmamış. Açılmadı ne yazık ki bir ses. Ya ben avizelerinizi yorumlayacağım sizin Gizem Hanım ama sanki avize bu odaya çok uymuyor gibi. Yani beyaz olması lazım bana göre. Tabii siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gri.
Çok fazla. Bir de hafif kaçmış ya. Yani çok yukarıda. Biraz da aşağıda olması gerekiyordu. Hani salonun biraz da aşağıda olur ya, hani çok göze çarpar. Krem rengi olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama. Odanız ferah bir oda olduğu için biraz kısa gelmiş. Evet. Yani doğrusu perdeleriniz, koltuklarınız ya da konsolunuz farklı olduğu için bence konsolunuza uyum sağlıyor avizeniz. Evet ama koltuk ve perdelerinize pek düşünmüyorum. Onu kırmak istemedim ama salonu... Peki Gizem Hanım'ın halısını beğendiniz mi hanımlar? Ben çok beğendim. Yani çok güzel. Krem rengi koltukları da çok uyum sağlamış. Bir de masanın altında var. Evet, güzel durmuş. Ben de beğendim halıyı. En azından koltuklarınızla uyum içinde. Evet. Merve Hanım, siz halıyı nasıl buldunuz? Perdelerinizle uyum içerisinde, güzel halınız. Fiyatı ne kadardı acaba? Evin bütün halıları 3000 lira tuttu. Mutfak halısı hariç, onu ben kendim ayrı almıştım. Pahalı tutmuş bence ya. Evet, biraz pahalı oldu. Artık ev gezmesine gidelim mi Gizem Hanım? Olur, gidelim de siz. Hadi buyurun kızlar, gidelim. Görelim bakalım. O zaman önce Gizem Hanım'ın mutfak dekorasyonunu görelim hanımlar. Gizem Hanım mutfağında gri kulplu cam bölmeli beyaz dolaplar, siyah tezgah, gri detaylı tezgah duvarı kullanmış. Buzdolabı ve bulaşık makinesini gri renkte seçerek takım yapan gelinimiz, gri detaylı siyah fırın ve siyah ocak tercih etmiş. Gelinimiz ayrıca renkli desenleri olan halısını, renkli sandalyeleri olan masasıyla kombinlemiş. Davlumbaz ve set üstü fırınının üzerine çeşitli dekoratif objeler koyan Gizem Hanım'ın bu dekorasyonu, bakalım beğenilecek mi? Bayanlar hoş geldiniz mutfağıma. Hoş bulduk. Ben başlayabilirim Gizem Hanım. Öncelikle eviniz kendi evinizdi, değil mi? Evet. Kira değildi. Hı-hı. Mutfak dolaplarınızı, tezgahınızı, fayanslarınızı kendiniz mi seçtiniz? Kendimiz seçtik. Siz seçtiniz. Evet, renklerini. Mutfak dolaplarınız gayet iyi bence. Hani beyaz renk, krem renk galiba biraz da. Gayet iyi. Hani normal her şeyle gidebilir. Kullanışlı. Tezgahınız da uymuş mutfak dolaplarınızla ama fayanslarınız biraz farklı geldi. Yani tezgahınıza pek uyum sağlayamamış bence. O kadar söyleyeyim yani. Ayrıca da ankastreleriniz gayet iyi, uyumlu ama fayanslarınız pek beğenmedim doğrusu. Peki sizce nasıl bir tezgah duvarı olmalıydı Gamze Hanım? Ben olsam ya düz beyaz kullanırdım ya da tezgahımı daha farklı kullanırdım diye düşünüyorum. Ben perdeden bahsetmek istiyorum. Çünkü hem storunuz var hem türünüz var. Ya biraz ağır olmuş. Hani ya stor olsaydı ya da tül olsaydı. Boncuklu stor da kullanabilirdiniz aslında ya da böyle zebra filan. Hani sade geldiyse. Neden ikisini birden tercih ettiniz? Sadece perde olduğu zaman evin içi görünüyordu Burcu Hanım. O yüzden stor da kullanmak istedim. Yani stor da yaptırmak istedim. Sade stor olsaydı mesela. Ya öyle perdeler de var da öyle yapmadı. Çok yapmadım. Sade geldi bu sefer. Sade geldi. Bu şekilde yaptırdık. Sizi tebrik ederiz Gizem Hanım. Peki neden tebrik ettiğimizi biliyor musunuz? Hayır. Siz biliyor musunuz hanımlar? Neyi? Ben dinledim. Ben anlamadım. Yapılan yorumlara karşı mıydı siz? Çünkü bir ecza dolabınız var. Aa, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evde bir ecza dolabı olması çok önemli hanımlar. Kesinlikle. Gizem Hanım, avizeniz de değişikmiş. Ben mutfağınızı genel olarak oturma odası gibi hissettim. Hani televizyonunuz olsun, perdeleriniz olsun, hani bir değişik, böyle karmaşık işte oturma odası gibi buldum. Doğrudur yani, siz nasıl yorumlarsınız? Yani şu şekilde düşündüm, yeteri kadar geniş olduğu için mutfak, televizyon koymak istedim. Biliyorsunuz oğlum var ve oğluma yemek yedirmem kolay oluyor televizyon açıkken. Büyük var. Evet, büyük bir hani avantaj oluyor evet. Benim için burada televizyon olması. Onun kolaylığını yaşıyorum açıkçası. Bir de yemek yaparken televizyon açıp hani şarkı dinlemek olsun, haber dinlemek olsun, hoşuma gidiyor. Ya da gelin evi izlemek olsun. Evet, aynen. Onu hiç kaçırmıyoruz zaten. O şekilde. Ben de avizeniz için şöyle düşünüyorum. Mutfağa bence uygun değil. Oturma odası avizesi gibi. Çünkü mutfakta biraz daha sade tekli avizeler daha iyi. Çünkü çok çabuk kirleniyor. Evet. Hem silimi
doğru olur silmesi. Yani şunun teki olsaydı daha mantıklı olurdu. Hatta etrafındaki çerçevesi bile biraz fazla gereksiz geldi. Ondan sonrasında da masanız, sandalyeleri biraz mutfak için büyük değil mi? Yani böyle biraz geniş. Çok kaba. Evet, doğrusu. Evet. Yani standart. Yani zor olmuyor mu sizin için? İki tanesini yan yana koymanız falan biraz imkansız gibi sanki. Yani onun seçimini siz mi yaptınız? Sandalyeleri, masanı, mutfak masasını? Evet, biz seçtik. Yani standart hani mutfak masası ama olarak şöyle, düşündük. Ama şöyle lafınızı kestim ama aynı masadan benim evimde de var. Özellikle sandalyelerini değiştirdim ben. Başka kendim özel yaptırdım sandalye. Yani isteseydiniz yapabilirdiniz aslında ama evet bunun standart sandalyesi bunlar. Yani koltuk sandalyeleri de böyle renkli cıvıl cıvıl olması hoşuma gitti. Merve Hanım, hemen arkanızda duran saksıyı rica edebilir miyiz? Gizem Hanım, mini ağacınızı kurutmuşsunuz. Yani bu şekilde kurudu. Ben aldığım zaman inanın çok baktım. Ama yapraklarını döktü ama ağaç ölmüyormuş diye duydum. Öyle bir umut tekrar böyle yeşillenir, açar diye bekliyorum açıkçası. Bunu eşim bana işe girdiğim zaman almıştı, göndermişti. Çok severek bakıyorum yani ona. O benim böyle kurusa da orada gözümün nuru. Evet, halıdan bahsetmek istiyorum. Halı bence mutfağa hiç uymuyor. Yani gri olsaymış ya da ne bileyim... beyaz olsaymış, gerçi beyaz da çok mutfağa uymazdı ama... Tarzı mutfak halısı mı peki? Efendim? Tarzı mutfak halısı mı? Tarzı da mutfak halısı değil bence bunun. Yani bir de çok boşluk kalmış mutfakta. Yani doldura daha uzun bir halı seçebilirdiniz. Niye bu kadar kısa seçtiniz? ya çok halıyla kaplamak istemedim mutfağı. Rahat olsun istedim. Silinebilir halı. Kolay bir halı olduğu için tercih ettim. Şöyle bir şey var. Bunun anlamı ne acaba? Neden burası? Ya oğlum oynuyor burada. Yemek yerken böyle bakıyor, ilgileniyor, ilgisini çekiyor. O yüzden onu öyle o tarafa çocuk koydum. Çocuk odanız yok mu ki? Bunu oraya koysaydınız ne bileyim mutfakta çocuk oynuyor. Ya var da işte yemek yerken zorlanıyorum. Çocuk yemek yemiyor. O yüzden hani bu ilgisi çekiyor. Belki annesiyle kalmak renkler istiyordu. renkler falan. O oradan bakarken bir yandan ağzına yemek yedirmeye çalışıyorum. Ondan onu oraya koydum. Mutfak bana ya çocuk odası ya da oturma odasını hissettirdi yani kısaca. Bir de çok karışıklık vardı yine. Ben de halınızı beğenemedim Gizem Hanım. Çünkü hani karışık renkleri biraz hani yorucu gelmiş. Keşke hani biraz daha sade bir renk olsaymış daha güzel olacakmış. Gizem Hanım, yatak odasında iddialı olduğunuzu söylemiştiniz. Evet. Gidip bakalım isterseniz, benim kadar iddialı mısınız? Hadi buyurun o zaman, yatak odama gidelim. Gizem Hanım yatak odasını nasıl dekore etmiş, gidip görelim. Gizem Hanım yatak odasında beyaz lake mobilyalı giysi dolabı, beyaz çerçeveli yuvarlak aynalı raf detaylı makyaj masası ve komodinlerden oluşan bir mobilya takımı kullanmış. Koyu renk yatak başlığını mobilyalarındaki koyu detaylarla kombin yapan gelinimiz taşlı avizesiyle takım taşlı abajurlar tercih etmiş. İki penceresine lila desenli beyaz tüller ve açık renk stor perdeler asan Gizem Hanım, kendinden desenli açık renk bir halı tercih etmiş. Gelinlerimizin yorumları bakalım nasıl olacak? Gizem Hanım'ın yatak odasına hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Gizem Hanım bize yatak odasında çok iddialı olduğunu söylemişti ve ben gerçekten merak ediyordum. Yani? Ben daha iddialıyım. Siz başlayın isterseniz. Size çok söz hakkı vermedik bugün. Teşekkür ederim Burcu Hanım. Yatak başlığını beğendim. Rengi de hoşuma gitti, hani spor oluşu. Yatak örtüsünü kim yaptı Gizem Hanım? Dantili annem ördü. El emeğidir. Yatak örtüsünü yaptırdık tabi. Bayağı ağır bir işleme. Ama hani el emeği göz nurudur. Göz nurudur.
Yatak örtünüzün dantelini anneniz ne kadar zamanda ördü acaba Gizem Hanım? Yani ben çok küçükken başladı. Ben evlenene kadar sürdüm. Ya bıraktı, sıkıldı. Sonra ben evleneceğim zaman tam anlamıyla yatak örtüsü oldu. Evet, bu insan canını çok sıkıyor. Benim annem de yapmıştı çünkü. Ben yatak başlığından bahsetmek istiyorum. Birazcık koyu geldi bana. Perdelerini sanki lila, yatak başlığı nasıl böyle asker yeşil, böyle koyu yeşil gibi duruyor. Ben beğenemedim. Bence yatak başlığının rengiyle hani tek başına güzel bir başlık rengi. Ama sadece komodinlerle birlikte çok kullanışsız gibi geldi. Ayrıca da hani tam arkasında perde olduğu için çok dikkat çekiyor perdenizin uyumsuzluğu. Kesinlikle hani hiç uymamış ama tek başına yatak başlığının rengi sadece güzel renk olarak. Peki perdeyi nasıl buldunuz Gamze Hanım? Perde hem çok fazla karışık hem de renk olarak çok uyumsuz. Gizem Hanım, eleştirilere ne diyorsunuz? Eleştirebilirler. Ben hani perdenin lila değil de kahve tonu olduğunu düşünerek hani bu şekilde perdeyi tercih ettim yatak odasına. O yüzden kullandım, aldım. Peki Gizem Hanım, yatak, yani doğrusu yatak odası mobilyalarınız biraz spor ama aksesuarlarınızı pek öyle kullanmamışsınız. Renk olarak da farklı zaten. Gri renk olarak hem de renkten ziyade tarz olarak biraz daha biraz yani spor değil açıkçası. Daha modern duruyor. Avizemiz altın sarısı gibi duruyor. Bunlar gümüş duruyor. Biraz ışıktan ama. Işıktan mı? Tam evet, göremiyorum buradan oraya. Şey yansıyor. O da aynı renk. İkisi de aynı renk. Aynı renk. Değil mi? Aynı renk. Aynı renk. Biz Burcu Hanım'la inceledik. Siz konuşurken biz bakınıyorduk böyle. Aksesuarlar için siz ne düşünüyorsunuz hanımlar? Ben bugün aslında Gizem Hanım'ın evindeki hani aksesuarların hepsi böyle tarihi eser gibi duruyor. Salonda da öyle. Yatak odanızda da karşılaştım açıkçası. Bir anısı var mıdır Gizem Hanım? Kezban Hanım, eski şeyleri ben çok seviyorum. Bu biblolar anneannemden kalmadır. Bende anısı vardır. Kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Eski şeyleri, tarihi eser şeyleri çok beğeniyorum ben. Seviyorum. Severek bugün de gördük zaten evinizde bolca. Evet, çok güzelmiş Gizem Hanım. Anısı tabii ki. Evet. Titiz bir gelinimiz olarak biblolara gözünüz gibi bakmışsınız Gizem Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki Gizem Hanım, şunu sormak istiyorum. O tarafta halı kullanmamışsınız. Bunun nedeni nedir acaba? Yatak odası çok tozlanıyor. Gamze Hanım. Çok toz kalkmasın, ortalık tozlanmasın diye. Kullanmak istemedim açıkçası. Çünkü sürekli uyuyoruz. Hani nefes alıyoruz, veriyoruz. O yüzden pek bana dezenfekte edici gelmedi. Gizem Hanım, siz ne tarafta yatıyorsunuz? Ya ben sağ tarafta yatıyorum. Eşim sol tarafta yatıyor. O zaman halıyı kendinize koymuşsunuz, eşinize koymamışsınız. Gamze Hanım biraz özel olacak ama eşim de zaten oradan çıkmıyor. Buradan bu şekilde geliyor. Tamam, o zaman hiç girmeyelim. Ay, o zaman şimdi çeyiz odasına gidelim. Tabii, gidelim. O zaman doğru çeyiz bakmaya. Yün halıyı dokudum, tarhanayı kavurdum, çeyizimi işleyip sandıklara doldurdum. Gizem Hanım, çeyizinizde danteller, iğne oyaları görüyoruz. Evet, daha çok annemin el emeği vardır. Bir de bizim teyzemin, Birsen teyzemin el emeği vardır. Çoğu iğne oyasıdır. Bakabilirsiniz. Bakmak için buradayız Gizem Hanım. Tabii ki, buyurun. Gizem Hanım, o zaman ben şurada çok özel bir parça görüyorum. Şöyle göstereyim. Kolalanmış galiba bu. Bu şekilde bence dantellere çok farklı bir hava katıyor. Yani dantel ne kadar genelde kullanılmasa da bu şekilde kullanımları ben çok seviyorum. Siz kullanıyor musunuz bunu? Kullanıyorum. Daha düzgün durması için masada, kullanacağımız yerde. O yüzden kolalanması böyle de saklıyorum.
Kim yaptı daha peki bunu? Onu annem yaptı. Gerçekten büyük emek. Ben de şöyle bir şey görüyorum. Ona benzer bir şey. Bu salon takımı herhalde, değil mi? Evet. Bu da kolalı aynı şekilde. Nasıl kolalandığını biliyor musunuz peki? Ya bunun bir suyu var diye biliyorum ben. Ona batırıp çıkarıyorlar. Şekerli sulu bir şey yapıyorlar. Onları ben detayını evet. bilmiyorum. Onu böyle batırıp böyle kurutuyorlar. Daha sonrasında bunlar böyle sertleşiyor ve daha düzgün duruyor. Evet. Ütülemeye gerek yok herhalde. Ya kullanımı daha kolay. Örtü yıkandığı zaman kolası duruyor mu Gizem Hanım? Durmuyor diye biliyorum. Gidiyor. Daha sonra kullanacağınız zaman tekrar bunu kolalayıp o şekilde kullanıyorsunuz diye biliyorum ben. Gizem Hanım, sizin dantellerin kolalıları gitmemiş herhalde. Yeni mi yaptınız yoksa? Yok, bu şekilde sakladık sandıkta. Ben kullandıkça çıkarıp yapıyorum. O şekilde. Danteli önce suya, nişastalı suya batırırız, sonra sıkarız, sonra iki tülbentin arasında ve ütü yardımıyla kurutarak sertleşmesini sağlarız. Ve o hiç bozulmaz bir dahaki yıkamaya kadar. Burada hemen dikkatimi çeken benim de bir şey oldu Gizem Hanım. Şöyle açalım isterseniz birlikte, Burcu Hanım yardım ederseniz. Kezban Hanım'ın açtığı örtü ne örtüsü Gizem Hanım? Bu masa örtüsü. Bu şekilde detaylandırmışlar, işlemişler örtüyü. Bunu herhangi bir sandığın üzerine veya bir masanızın üzerine serip kullanabilirsiniz. Renginden dolayı da çok kullanışlı. Evet, çok hoşuma gitti Gizem Hanım. Kim yaptı peki? Bu da annemin el emeği diyebiliyorum. Gizem Hanım, çeyizinizde annenizin emeği daha çok anlaşılan. Evet, ben küçüklükten beri kendisi hatırlıyorum. Yani ben 5 yaşından beri elinde sürekli iğne, dantel, işte tığla bütün işlemleri yapardı. Kendisi çok hamarattır. Annem diye söylemiyorum. Ben çok dantel yaptım. Biz eşimin görevi dolayısıyla 11 sene Kastamonu'da eşim görevi yaptı. Orada kaldık. Lojmanda hepimiz o zamanlar gençlik, çocuklarımız küçüktü. Ama bütün hanımlar, sadece ben değil, bütün o lojmandaki hanımlar hepimiz dantel yapardık. Hep birbirimizden örnekler alırdık. Allah'ım, yarışa yarışa böyle bitirelim diye. Gayretli gayretli. O zamanlardan, o yıllardan çok yaptım. Ama sonradan da yaptım, o alışkanlık. Ben boş duramıyorum hala. Peki annenizin hamaratlığı size de geçti mi? Hayır, çok fazla geçmedi. Annem yazları benim elime tutuştururdu yapmam için. El emeği, el işi. Özellikle göstermek istiyorum. Bunu işlemem için kendisi bana elimi tutuştururdu. Ben yapabildiğim kadar yapardım. Gerisini annem tamamladı tabii ki. Bitiremedim. Bu şekilde. Seccadeyi hangi nakış tekniğiyle işlediniz? Tam olarak ben kenarlarını yapıyordum. Zincir çekiyordum. Bu şekilde. Kanaviçi diye biliyorum ama yanlış da olabilir yani. Bilemiyorum ismini. Sizler biliyor musunuz hanımlar? Ben pek anlamıyorum ondan. Ben hiç anlamam dantelden. Bu dantel değil ki. Pardon. Kanaviçi olsun. İşte... Hiç anlamam çeyizden. Anladık biz onu. Hanımlar, bir bu kadar da annemde var. Bıraktığım var yani. Ben çoğunluğunu almadım kendisinden. Yarısı, bir kısmını aldım. Anlaşıldı hanımlar. Siz çeyiz yapmayı değil, kullanmayı seviyorsunuz. Evet. Birazcık öyle. Gizem'in çeyizinde benim emeğim çok çok çok. Gizem Hanım, benim dikkatimi çeken bir şey oldu gene. Göstermek istiyorum hemen. Bana çok farklı geldi bunlar. Evet, onlar da el yapımı. Annemin babaannesinden hatıradır. Onlar normalde tutacaktır. Sıcak tepsileri bu şekilde yapıp tutarlarmış. Tabii ben kullanmaya kıyamıyorum. Hatıra olduğu için, el emeği olduğu için bu şekilde saklıyorum. Kezban Hanım. Ben de ilk gördüğüm zaman hani... aslında şöyle bir şey, kulaklarımızı ısıtmak için o tarz bir şey yapabiliriz. Bayağı birkaç kuşak öncesi yani. Annesinin anneannesi. Yani... Annemin babaannesi. Babaannesi. Evet. Kullanmaya herhalde kıyamaz yani. Çok güzel. Teşekkür ediyorum beğendiğiniz için. Gizem Hanım, ben şurada bir örtü görüyorum.
çok güzel aslında, hani renginden ziyade işlemelerini çok beğendim. Siz pembe rengi pek sevmezsiniz ama Gamze Hanım beni şaşırtıyorsunuz. Renginden ziyade işlemelerini gerçekten çok beğendim. Bunu kullanıyor musunuz ya da hiç kullandığınız zaman? Misafirler geldiği zaman vermeyi tercih ediyorum. Günlük olarak ben de kıyamıyorum açıkçası. Kim yaptı peki? Anneniz mi yine? Yani annemin de el emeği var iğne oyalarında. Memlekette bir sen teyzem var. Onun da çok emeği vardır iğne oyasında. O karışık yani yapılmış. Anneniz ve teyzeniz çeyizinizi tamamlamış gibi. Evet. Benim dediğim gibi yarım, yani ben yapıyordum. Yarısını yarıya kadar tamamlayamıyordum. Annemin veriyordu. O çok güzel, eşine falan hep yün şey örgü atkı yaptı. Kaynına yaptı, abisini çok seviyor. Yapıyor, Gizem yapar. Benim kadar değil, benim kadar değil çünkü zamanı olmadı, vakti olmadı ve de çok fazla üzerine eğildiği zaman bu işlerin, kızım tamam yeter artık, ha, kitap oku, biraz da kitap okuyarak zamanı geçir, ha, bu kadar el işiye düşme derdim yani, dedim. Gamze Hanım, şurada bir örtü var da onu alabilir miyim acaba? Tabii. Biraz büyük galiba hanımlar. Çok büyük. Evet bayanlar, bu da masa örtüsü. Bunu kim yaptı? Bunu da annem yaptı diye biliyorum. Çoğu çeyizim annemin el emeğidir. Anneniz de benim annem gibi bayağı sabırlıymış. Yani böyle çok uzun danteller yapabilmiş. Meslek lisesi mezunu olduğu için, hamarat da olduğu için dediğim gibi hem böyle öğrendi. Anneleri yarıştırsak hangi gelinimizin annesi kazanır acaba? Ben iddialıyım. Benimki olabilirdi. Benim annem modelist zaten. Ben hayli iddialıyım. Benimki de olabilirdi de ses. Ben de iddialıyım. Ben annem yorulmasın diye... İddiasız da iddialıyım. Peki bir şey soracağım Gizem Hanım. Bunda da kolalama işlemi yapıldı mı? Yapılmadı. Yani herhalde... Yok yok, yapılmamış. Yok, yumuşacık. Yapılmadı evet. Yapılsa kat katı olurdu. Normalde çoğu işlemelerde kol işlemi kullanıldı ya, merak ettim ben de. Bu şekilde kullanıyorum Kezban Hanım. Anladım. Kızlar ben acıktım. Yemek masasına geçsek olur mu? Sor bir şaşırdım mı? Şaşırmadım. Niye şaşırmadım acaba? Yine acıktık. Evet. O zaman hadi geçelim kızlar. Geçelim. Yemek masasına. Bakalım Gizem Hanım nasıl bir masa hazırlamış hanımlar. Gizem Hanım ikram masasına çiçek motifleri olan çift kat pembe masa örtüsü sermiş. Renkli çiçek işlemeleri olan beyaz kare runner kullanan Gizem Hanım, runner'la takım peçetelerini pembe beyaz kurdele yüzüğe geçirmiş. Desenli kemik rengi kare yemek takımının altında gümüş renk suplalar kullanan gelinimiz, gold detaylı çatal bıçak takımı ve kesme desenli şeffaf cam bardak takımı tercih etmiş. İkramlarını cam ve gümüş detaylı servisliklerde sunan ev sahibimiz, cam mumlukların içinde kullandığı renkli mumlarla masasında ayrı bir ambiyans yaratmış. Gizem Hanım'ın masa düzeni acaba beğenilecek mi? Gizem Hanım'ın pembe detaylı ikram masasına hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk da siz. En sevdiğim ben. Bugün özellikle bence sizin için hep pembe kullanmış. Evet, bugün bana oynanıyor. Onu fark ettim. Ben hemen söylemek istiyorum açıkçası. Tabaklarınız, yani yemek takımı setiniz gayet güzel. Sade, şık, yani tek renk kullanılmış zaten. Ama yalnız gold mu gümüş mü anlayamadım. Yani tam olarak bu desenlerin rengi nedir Gizem Hanım? Ben karışık olarak görüyorum Gamze Hanım. Yani goldla gümüş karışımı gibi geliyor bana renkleri. O yüzden hem gümüş detayları kullandım hem de gold detaylı çatalları, kaşıkları kullandım. Bana gold daha yakın geldi. Siz ne düşünüyorsunuz evet. Hanımlar? Bence de gold gibi. Hem gri suplalar da mobilyalara uygun olacağını düşündüm. O şekilde dizayn ettim. Şöyle ama, şimdi suplalarınız gri, takımlarınız gold'a çok benziyor. Bıçak takımlarınız gold,
Zaten bardaklarınız yine gri ve masa örtüsü de pembe. Yani ben birazcık burada bir karışıklık gördüm. Hani masanın ne olduğu belli değil gibi. En azından böyle hani dışarıdan bakınca. Masa düzenlemenizde yardım aldınız mı acaba Gizem Hanım? Tamamen bana ait. Peki tabak ve çatalların yerleşim düzeni nasıl hanımlar? Yani çatal bıçak takımının yerleşimi zaten böyle oluyor. Farklı bir şekilde bence olmuyor. Bence de doğru. Sadece belki pasta tabakları da koyulabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi ben merak ettiğim bir şey soracağım. Samsunluydunuz herhalde. Evet. Kendi yörenize ait bir şey var mı acaba yaptığınız, onu merak ettim ben. Ben Samsunluyum ama... Samsun'da hiç olmadım, büyümedim. Orayı da bilmiyorum. Annem yaptı dediniz ya hani, belki anneniz yapmıştır diye söyledim. Yok, yöreye ait. En iyisi neler hazırladığınızı tek tek söyleyin Gizem Hanım. Fasulye salatası, tatlımız var, pastamız var, kremalı. Güzel gözüküyor zaten. Yine bir tane ay tatlısı diyoruz buna bayanlar. Poğaça, börek, sarmamız var. Yine makarna salatamız ve kurabiyelerimiz var. Ellerinize sağlık. Ellerinize gerçekten sağlık. Dolu dolu gözüküyor masa zaten yiyecek açısından. Beğendiğinize sevindim. Acıktınız mı? Yani. Acıktık doğrusu. Gizem Hanım, ben çatallarınıza değineceğim. Çatallarınızda da gold detayı var. Suplaleleriniz gri, çatallarınız gold. Birazcık karmaşık buldum masanızda. Yine çiçek detaylı peçeteleriniz. Birazcık karmaşık olmuş sanki. Ben masa örtüsü hakkında konuşmak istiyorum açıkçası. Şöyle göstereyim hemen. İki kat zaten. İki katlı herhalde. Evet. Alttaki kısmını tutmayalım isterseniz. Tutabiliyor musunuz ki? Tutuyorum. Tuttuk. Ben çok tutamadım. Ben masa örtünüzün rengini de beğendim. Modeli de çok hoşuma gitti ama hani ortadaki kullandığınız beyaz örtü hani bana biraz şey geldi. Farklı geldi. Yani hani uyum içinde değil sanki. Ben öyle hissettim. Ama normal kendi başına kullanmış olsaydınız daha şık durabilirdi. Kezban Hanım, masa ötesindeki çiçek detayları pembe diye ben tercih ettim açıkçası. Hı hı. Ben de şöyle düşünüyorum. Şu altındaki pembeyi sadece kullanıp masa örtünüzü ortaya daha güzel çıkarabilirdiniz. Yani onu kullanmak istiyorsanız bu biraz fazlalık olmuş diye düşünüyorum. Evet, ikisi de dantel işlemeli olduğu Hı-hı. için. Evet. Yoksa masa örtünüzde herhangi bir şey yok. Zaten peçeteler de onların takımı. Evet, ayrı ayrı güzeller. Daha mantıklı Aha. olurdu. Üst üste iki örtü kullanmanızın özel bir nedeni var mı Gizem Hanım? Dış ses bu şekilde ben aldım, satın aldım. O yüzden bu şekilde aldığım için ikisini de kullanmak istedim. Ben fiyatını çok merak ettim Gizem Hanım. Ne kadar fiyatı? 180 lira. Masa örtüsü. Şunun çeyizimden peçeteleri uygun olarak kullandım. Sadece şu mu? Altındakiyle birlikte mi? Birlikte. İkisi. İkisi birlikte. Hı-hı. Güzel. Pahalı uygun sanki. Mu? Birlikte pahalı bana çok uygun yok. Gelmedi. Evet. Ben belki de masa örtüsünü beğendiğim için yani bana uygun geldi. Yok, normalde peçeteyle birlikte. Ha, evet. Evet, pahalı o geldi. Pahalı. Fiyat oluyor. Alışverişlerde pazarlık yapar mısınız Gizem Hanım? Ya ben beğendiğim ürünleri parasına fazla bakmadan alıyorum yani kullanmak için. Ama tabii ki uygun araştırıyorum kızlar. Uygun olmasını hepimiz tabii ki isteriz. Evet. Uygun bir şey almak. Ama çok beğendiysem de kendimi tutamıyorum açıkçası. Gelinlerimiz de masa örtünüzü çok beğendiler. Baksanıza ellerinden bırakmıyorlar. Örtüyü. Bugün kızlar fiyatları sormuyor. Ben merak ediyorum açıkçası. Yemek takımınızın fiyatı nedir Gizem Hanım? Yemek takımı, su takımı 2000 lira toplam hepsi. İki parça mı sadece? Yoksa çeyiz paketi şeklinde çeyiz mi? Çeyiz paketi şeklinde. Ha, çatal bıçak ayrı. Yok, onlar da dahil. O zaman çok uygun almışsınız değil mi? O zaman evet. Uygun almışsınız. Evet. Gizem Hanım, ben bu arada çok acıktım. Yemeğe geçsek mi acaba? Hep siz acıkıyorsunuz Merve Hanım. Gizem Hanım, malum bebek var bende. Birazcık hep yiyoruz bebekle birlikte. Bebek iştah açıyor herhalde. Evet. Bebek var deyince ben acaba hamile mi falan diye düşündüm yalnız. Hayır, evdeki bebekle hazırlayıp yiyoruz. Ha, topu direkt bebeğe attınız yani, o yiyor. Bebeğe olanlara enerji gerekiyor hanımlar. Evet, bir de yaramaz olursa. O yüzden hadi buyurun ikram masasına. Buyuralım. Teşekkürler. İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben sevkime.
sıra geldi tanışma hikayemi dinlemeye. Buyurun koltuklara geçelim. Geçelim. Gizem Hanım eşiyle acaba nasıl tanışmış? Baskılar ve mutlu son. Ben alırken Burcu Hanım almayın dedi. Çok yemeyelim dedi. Ama kendi tabağını doldurdu. Tehdit ettim. Çünkü böyle devam edecekti yoksa. Eşimiz öyle biraz nazlanmış gibi Gizem Hanım. Biz anlaştık bir yer ben yanında kalacağım. Bir yer bol oynamalı bir hikaye birazdan. Merve Hanım, çayınıza tam 3 tane şeker attınız. Kilo almaktan korkmuyor musunuz? Tatlıyı çok seviyorum dış ses ben. Bu arada tatlıların hepsini de ben yedim. Çok güzel olmuştu Gizem Hanım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun arkadaşlar. Hepsini sizin için yaptık. Elinize sağlık. Çok güzel olmuştu. Evet, bence de Kezban çok güzel. Kezban Hanım tabağınızda hiçbir şey göremiyorum. Gamze Hanım ben alırken Burcu Hanım almayın dedi. Çok yemeyelim dedi. Ama kendi tabağını doldurdu. Evet, hem de kaşıkla yemeyecek herhalde hepsini. Ya ben şaşırdım aslında, o kadar çok almayacaktım. Bu arada kaşığımın sebebi Gizem Hanım benim çatalımı aldı. Bana bir daha çatal vermedi. Ay kusura bakmayın, heyecanlı kaşıkla oldum. Kaşıkla yemek zorunda kaldım. Yedikçe de sinirim bozuldu açıkçası. Böreğimin üzerine Türk kahvesi var. Kahve yaparken herhalde bana rast geldi. Türk kahvesi dökülmüş. Heyecandan olmuştur arkadaşlar. Böreğin tadı güzeldir herhalde. Yani ben bakamasam da. Yok, çok güzel. Ben çok beğendim su böreğini. Ama onun dışında ben de beğendim. Güzel. Burcu Hanım, böreğin tadına bakmadan olmaz ama. Yine onu yemem. Türk kahveli börek. Ben paylaşabilirim Burcu Hanım. Ha. Değiştireyim isterseniz. Sizde zaten bir tek börek var, neyi paylaşacaksınız? O kadar da açık gönüllüyüm ben tabii. Kezban Hanım, en iyisi Burcu Hanım'a böreği siz yedirin. Ay çok güzel, bak ben nişanda onu yapamamıştım. Siz bana yedirin. Siz de beraber yapalım. Çok heyecanlandım şu anda. Evet. Ben de sana yedireyim mi? Yok, ben eşim de yaptım. Geliyor. Nasıl buldunuz? Börek güzelmiş ha. Tekrar vermeyi çok istemiyorum. Vermek isteyen varsa olabilirim yani. Gizem Hanım, tanışma hikayenizi anlatmanızı heyecanla bekliyoruz. Evet hanımlar, tanışma hikayemi anlatayım ben. Eşimle yüksek lisans yaparken tanıştık. 1,5-2 sene arkadaş olarak takıldık. Sıra arkadaşıydı eşim benim. İlk görüşte aşk yoktu. Daha sonra tanıya tanıya, konuşa, görüşe görüşe o şekilde devam etti arkadaşlığımız. Heyecanlandınız Gizem Hanım. Tabii ki heyecanlıyım dış ses. Eşime sonradan tanıdıkça aşık oldum. Aşk var. Ama ilk görüşte aşk olmadı. Arkadaş olarak başladı. Üniversite boyunca arkadaşlığımız devam etti. Ama sürekli arıyoruz, birbirimizle konuşuyoruz. Daha sonrasında eşim aramaya devam ediyor beni. Ben ama okula geldiğimiz zaman üniversitede hiç öyle aramamış gibi, hiç konuşmamışız gibi davranmaya başladı. Bu da benim tuhafıma gitti açıkçası. Ben de mesaj çektim ona. Dedim hani eğer dedim böyle hem beni arayıp konuşacaksın hem de işte sınıfta bu şekilde davranacaksan konuşmamıza gerek yok dedim. O da bundan sonra kendini düzeltti. Sonra
daha yanıma gelmeye başladı. Eşinizi sanki biraz tehdit etmişsiniz. Evet, tehdit ettim. Çünkü böyle devam edecekti yoksa. Eşiniz öyle gidiyordu. Biraz nazlanmış gibi güzel. Eşim nazlı değil de benden çekiniyordu açıkçası. Ondan o herhalde. Üniversitede başlayan bir aşk hikayesi olmuş. Evet, öyle oldu dizisiz. Evlenme teklifi aldınız mı? Aldım Merve Hanım. Her zaman gittiğimiz bir restoran vardı. Ama normal sıradan bir günmüş gibi oraya beni davet etti. Ben de gittim ama o gün benim doğum günümdü. Ben de doğum günü kutlayacağız diye tahmin ediyordum. Doğum günü oraya gittikten sonra güzel bir sürpriz yaptı. Çiçeği saklamış, güzel bir masa ayarlamış, garsonlarla konuşmuş. Her şey sıra sıra böyle bir yandan garsonlar çiçek getiriyor, bir yandan böyle sürprizler yapılıyor böyle. Bir yandan garson konfeti patlattı. O şekilde oldu evlenme teklifi. Eşiniz doğum gününüzde yaparak biraz kolaycılık mı yapmış sanki? Yani o benim tahmin etmeyeceğim bir gün ayarlamaya çalıştı. Yani doğum günüm diye. İkisini bir çıkarmış. Evet. Peki ailenizle ne zaman tanıştırdınız? Evlenme teklif ettikten sonra biz tekrar görüşüyorduk, konuşuyorduk. Ama eşim sosyal medyada fotoğraf paylaşıyordu. Babam da buna karşı çıkıyordu. Babam ciddiye binmesini istedi. İstemeye gelmelerini ve ailelerin tanışmasına uygun gördü. Ben de eşime söyleyerekten isteme oldu. Babanız da sizin gibi eşinize baskı yapmış yani. Evet, yaptık da ses ama yani öyle uygun gördük açıkçası. Yani başka türlü benim babam kabul etmiyordu görüşmemi, konuşmamı. Baktım uzun sürüyor arkadaşlıkları. Kızım dedim, laf söz olur, gelsinler bizi istesin. Bu işin adını koyalım. İstediğiniz zaman evlenin dedim. İstediğiniz zaman nişan yapın ama söz kesilsin istemiştim. İsteme görüntülerimi izleyelim isterseniz. Olur, olur bakalım. Çiçeğiniz de çok büyükmüş Gizem Hanım. Evet, çok güzeldi. 19 tane gül almışlardı. Çekimi yapan kim peki? Çekimi yapan en yakın arkadaşım. 19 tane gülün bir anlamı var mı peki Gizem Hanım? Dizsiz, ben soracaktım onu. Hay hay, buyurun sorun Merve Hanım. 19 gülün bir anlamı var mı acaba? Tek rakam olması sen teksin, benim için teksin anlamına geliyormuş. Bu 19 olmaz da 17 olur, 15 olur. Tek olması önemliymiş. Bayağı ince düşünmüş eşiniz. Evet, romantiktir eşim. Peki kaç kişi vardı? Çok kalabalıktık. Yani 25 vardık. 25 kişi. İsteme gecesi neler hissettiniz? Heyecanlandınız mı? Panik oldunuz mu? Tabii ki The Stress çok heyecanlı. Yani hayatında ömründe olan bir kere olan bir şey. Çok heyecanlanıyorsun. İstemeye geldikleri gün kahveyi ben yapmadım. Teyzemin kızları yaptı. Tuzlu kahve ben eşim asla içirmek istemedim. Ama teyzemin kızları her şeyi içine kattılar kahvenin. Yazık adama. Evet. Biber, pul biber, karabiber, limon. O nasıl içti? İnanın hiç bilmiyorum ve içtik görüntüler de var. İçtikten sonra bir alkış kopuyor evde. Kimse inanamıyor onun öyle şeyde içebileceğine. Ne hale geldim, merak ettik doğrusu. Kahveyi elime tutuşturdular. Ben de götürmek zorunda kaldım. Biliyor muydunuz götürürken içinde biliyordum, olduğunu? Biliyordum ama hani onun için olduğu için artık götürdüm. Ya çok güzel gün yani. Peki kahveyi ilk kime tuttunuz Gizem Hanım? Sizde adet nasıldır? Bizde daha çok büyüklere verilir. Eşimin büyük... tek büyük kimse ona tutulur. Şaşırdınız zaten. Beyefendi evet, sizi yönlendiriyor. Evet. Ben önce dedem büyük aslında. Dedeme doğru belki de döndüm orada. Aslında evet, en büyüğe verilir ama misafirlerden gelen en büyüğe verilir. Evet, hani misafirler evet. Öncelikli. Ben bilemedim ya. Orada o heyecandan. Evet, öyle oluyor heyecandan. İlk kahve bence büyükten başlanır. Bizim adetlerimizde, gelenek ve örflerimizde her zaman her şey büyükten başlanır. Sözümde dedem son iyi günleri. Nikahtan sonra sağlığı çok uzun vefat etti. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim.
Bu arada çok güzel görünüyorsunuz. Daha böyle zayıftım o zamanlar. Neden siyah tercih ettiniz sözün için? Daha güzel renkler, açık renkler tercih etseydiniz iyi olmaz mıydı? Ya siyah rengi seviyorum. Daha böyle zayıf, daha böyle cool. Kadınların kurtarıcısı. Bizde de şöyle bir şey var mesela. Hani sözde, nişanda, zayıf, kınada filan. Özellikle siyah giydirmezler. Hani siyah uğursuzluk getirir filan diye. Ben de mesela çok siyah severim. Hatta gelinimi siyah giyerdim. Yani o kadar çok seviyorum. Ama hani izin vermedikleri için giyemedim. Sözden ne kadar süre sonra nişanınız oldu? 13 Şubat, 17 Mayıs'ta sözüm oldu. Nişan tarihini hatırlayamadınız Gizem Hanım. Ya hesaplayamadım şimdi. Genelde erkekler unutur böyle tarihleri ama. Yok, hafızamda da unuttum şimdi. Yakalandınız Gizem Hanım. Önemli değil, ben de hatırlamıyorum sordunuz. O yüzden bir şey demeyeceğim. 17 Mayıs'ta kızlar. Hatırlayabildiniz. Evet. Nişan masraflarını kim karşıladı peki? 5000 lira ödedik salona. Dış ses biz karşıladık nişan olduğu için. Nişan bize aittir. Düğün erkek tarafına aittir normalde. Bizde öyledir. Ama ben düğün istemedim. Düğün yapmak istemedim. Onun yerine balaya gitmek istedik eşimle. Kaç kişilikti? Ya en fazla 50 kişilik yaptık. Sadece yakın akrabalarımızı çağırdık. Sana müptelayım, sana sevgilim. Yok ki senden başka ihtimal. Nişanlığınızın rengi bir değişik. Yeşil renk evet, tercih ettim. Onu da o renk. Çok yakıştığını değişik düşündüm. Bir yeşil. Ben yok ilk defa görüyorum nişanlık. Ya ben biraz şekilde böyle sıra dışı şeyleri seviyorum bayanlar. Yani çok benim kınam da oldu. Kınadığımda normal ne diyorlardı? Bindallı. Bindallım. Normal herkesin kullandığı, giydiği bindalla benzemiyor. Göreceksiniz. Ha, değişik bir şey istedim. Değişik, evet. O da zaten belli oluyor takılarınızdan. Hint takısı herhalde o evet da. Evet. Nişanda ailem taktı Hint takısını. Çok değişikmiş. Teşekkür ederim. Sizde aile mi takıyor nişanda seti? Şimdi bizde nişanda kız tarafı takar takıları. Ama eşimin ailesi de taktı nişanda. Ama bizdeki bütün yani kıza yapılan takılar nişanda takılır. Ama şöyle hani nişanda seti erkek tarafı takar ya hani genelde. Yok. Sizde kız tarafı takıyor bizde seti. Bizde nikahta seti kız tarafı takıyor nişanda, evet, öyle mi? Evet. O şekilde. Bir şey dikkatimi çekti. Hani dediniz ya bütün takılar nişanda takılıyor diye. Ya kıza takılan yani benim ailemin yaptığı bütün takılar nişanda takılır. Anladım. Yani geline. Nikahta da ince takıldı. Bir de kalın bilezik takıldı yine bizden. Ama genelde bütün 5 tane bilezik takılmıştı nişandan. Ne kadar toplandı nişanınızda? Yani nişan olarak ayrı ayrı bilmiyorum ama hani toplam 50 bine yakın bir takım oldu. Nişan ve düğün herhalde öyle mi? Nikah. Ha. Kameraman tutmadınız herhalde. Ya onu heyecandan ayarlayamadık. Olabilir. İnanın onu heyecandan ayarlayamadık. O herkes. O da bizim. O herkes de oluyor, bizde de oldu. O bizim şey yani içinde kalan bir şey oldu yani. Biz de çok pişman olduk. Peki en nişanlığınızı kiraladınız mı? Yoksa sizin kendi? Biz aldık. Onu aldınız. Biz aldık. Nişanda hani genelde kız tarafı yaptığı için nişanın kız tarafı havaları çalınır ya. Sizde nasıl oldu? Şimdi şöyle Samsunluyuz. Şimdi Kastamonulu. Ben Kastamonu'da doğdum. Babamın mesleğinden ötürü. Yani iki tarafta zaten aynı memleketli gibi oldu. O yüzden çok fark etmedi. Evet, fark etmedi. Gizem Hanım döktürüyor. Benim gibi siz de oynamayı seviyorsunuz herhalde. Evet, nişanımda hiç oturmadım. Kınamda da hiç oturmadım hanımlar. Oynamayı sevmeyen gelin yok herhalde. İçimizde var mı? Yok. Hayır. Hepimiz oynadık. Nişanda her taraftan çalındı. Bizde ayrısı gayrısı yok. Nişanda ne kadar süre sonra düğün kına oldu? Ne kadar nişanlı kaldınız?
ne kadar nişanlı kaldık? Gizem Hanım, yine hatırlayamadınız. Tarihleri hatırlamıyorum. Heyecandan yani, 13 Eylül nikah tarihim. Ondan 2 ay önce de, tabii 2 ay önce de kınama oldu. Tamam, 2 ay nişanlı kaldınız. Evet. Gizem Hanım, bence eşiniz duymasın. Tarihleri unutuyorsunuz. Benden ya. Kendisi daha iyi hatırlar hanımlar. Ben unutuyorum ama o hafızası mükemmel yani. O hiç unutmuyor. Peki kınayla düğün, yani pardon, nikah arasında gün bıraktınız mı? Hani bir gün aralıklı mı yaptınız, hemen peş peşe mi oldu? Ne? Hani gelinlerimiz, yani ben de öyle yaptım. Hani kınadan sonra bir gün aralık bırakıp dinledip ondan sonraki gün nikah yapılıyor ya. He, yok, ara oldu. Bir gün ara oldu. Verdiniz yani verdik, siz de. Evet. Tam hatırlayamadınız galiba Gizem Hanım. Yok, hatırladım yani. Bir hafta sonrasında nikahım oldu. Kınam oldu, bir hafta sonra nikah oldu. Ya ben de buradan yeni evlenecekleri söylemek istiyorum. Gerçekten çok kolaylık. Bir gün ya da iki gün aralık bırakmaları. Kesinlikle. Çünkü insan dinleniyor, rahatlıyor. Evet, evet. O düğün arifesinde zaten çok yoruluyorsun. Kınadan hemen ertesi gün nikah ya da düğün olunca insanın perti çıkıyor yani. Hiç eğlenemiyor, evet, oynayamıyor. Yorgunluk oluyor. Evet, bir gün ya da iki gün aralık bırakmak iyi. Siz gene bir hafta bırakmışsınız. Gizem Hanım, hemen elinizi açtınız mı acaba? Açtım. Hemen açtım. Peki ağladınız mı çok? Hiç ağlayamadım. Yani hiç ağlayamadım. Mutlu bir günümdü o da bir benim. Bir hafta var diye herhalde. Ya bir de annem de ağlamak istemez. Hani ailem de istemez üzülmemi. O yüzden. Organizasyon tutmadınız herhalde. Evet, tutmadık. Kınanız kaç kişili oldu? O da 50 kişi vardır. Takı olmadı herhalde kınada. Olmadı. 50 kişi az değil mi hanımlar? Bayağı bir azmışsın. Yakın çevrenizi mi çağırdınız? Ya sadece bayanlara bizde yapılır kına. Erkekli olmadığı için hani çağırdık ama o şekilde 50 kişi vardı yani. Gizem Hanım, bindallınız oldukça değişik. Yoksa babanız tablolarınızla birlikte Mısır'dan mı getirdi? Yok, onu onu benim teyzemin kızı Ümre'den getirmiş. Kendine almış aslında. Ben çok beğendiğim için kınamda onu giymek istedim. Belinizdekini siz mi taktınız yoksa var mıydı kendisine? Ben taktım onu. Kınayı kim yaptı Gizem Hanım? Erkek tarafı mı, siz mi? Kına da kız tarafına aittir. Ama çerez olsun, kına olsun, hani diğer masraflar, yiyecek içecek erkek tarafına aittir. Ama o düğün şekilde. Yapmadınız. Hani kınayı söyleyebilirdiniz, hani siz yapın diye erkek tarafına. Şu şekilde, bu o zamanlar bu ev inşaat halindeydi. Eşim daha çok evle ilgilendi. Yani düğün zamanını yetiştirmeye çalıştı. Ben de o yüzden eşime çok... iş bölümü evet. Yaptınız. Anladım. Güzel. Evet. Biri evle ilgilenmiş. Çünkü ev de çok masraf tutuyor. Evet. Biri de kınayla. Resimdeki kayınvalideniz mi? Bakayım. Evet. Onu da hatırlayamayacak mıyım? Çok korktum. Hakimdi bu. Kayınvalideniz de pek mutlu gözüküyor. Ya o da çok mutlu oldu tabii ki. O da oğlunun mürüvvetini görüyor sonuçta. Ama o benden daha duygusal. Ben ağlamadım, kayınvalidem ağladı. Oğlunu veriyor diye. Nedendir bilmiyorum ama bu kaynanalar kına gecesinde ağlıyor. Benimki ağlamadı ya. Çok mutlu oldu herhalde oğlunun gittiğinde. Kına... Yaparken ağladım işte. Şey, duygusallık geldi, zoruma gitti öyle. Oğlanım haberi kaynağı. Size söz videomu göstermek istiyorum. Söz videonuz mu Gizem Hanım? Söz mü? Gelin alma mı? Ay pardon. Nikah mı? Hangisi? Gelin almayı. Pardon. Söz izledik çünkü. Çok pardon. Gizem Hanım yine karıştırdı hanımlar. Çok heyecanlı o bugün ondan herhalde. Balkondan bize el sallıyorsunuz. Öpücükler. Hadi beni götürün gibi dermiş gibi. Kastamonu'da belki bilirsiniz. Köçekler meşhurdur. Köçekler oynar. Benim gelin almamda eşim köçekleri getirdi. Onlar oynuyor şimdi. Çok
Çok güzel oluyor. Ben de Bolulu'yum. Bizde de var köçek. Köçeksiz düğün mü olur? Köçeksiz düğün olmaz. Kuşağınızı kim bağlıyor Gizem Hanım? Kuşağımı abim bağlıyor. Emin misiniz? Kuşağınızı şu an bir hanımefendi bağlıyor. Yok, önce abim uğraştı yapamadı. Daha sonrası yengem bağladı. Babanızla herhalde vedalaşıyorsunuz. Evet, babam biraz duygulandı çıkarken. Siz ağladınız mı çıkarken? Yani çok zor tuttum kendimi. Ağlama yok. Gülüm bile Kınan ağlamadı da evden çıkarken babası ona çok güzel bir konuşma yaptı. Her zaman onunla gurur duyuyorum. Babası onun için teşekkür etti. Kızım sen beni hiç üzmedin dedi. Ben bile ağlayabilirim şimdi. Ben bile ağlarım canım kızım benim. Biz de ona teşekkür ediyoruz bugün evladıma. Çıkarken dua oldu. Bize de Kur'an okunur giyin alırken. Sonrasında oynatıyorlar. Hem ağlıyorsun hem gülüyorsun. Bayağı oynatmışlar. Çiçeğinizi de kimseye vermemişsiniz. Evet, çiçeğimi kıyamadım. Daha sonrasında eltime verdim. Kaynım benden o zaman evli değildi. Benden sonra ona çiçeği pasladı. Yani eltinize torpil yaptınız. Bizde öyle oldu. Çiçek işe yaramış ama sizden sonra kayınbiraderiniz de eltinizle evlenmiş. Benden kısa süre sonra onlar da zaten evlendi. O adetler çok tutmuyor ya. Ayakkabının altına yazdığın kişiler evlenmiyor ki. Ben en başta erkek kardeşimi yazdım. Ha, okulu bitecek daha evlenecek. Ya da çiçeği attığın kişi hemen evlenir falan. Ben kaç tane çiçek yakaladım küçüklükten bu yana. Daha yeni evlendim. Çok fazla o şey değil onlar ya, değil mi? Tutmuyor yani onlar. Bir de kurdele yutanlar var hanımlar. Allah'tan yutmadım ya. Evet. Onu yutanlar var, evet. Evet, ben şöyle söyleyeyim. Kendi sözümü yaptıktan sonra kuzenlerim falan istedi. Ben de herhalde dedim ki saklayacaklar. Bir baktım suyla beraber hepsi löpür löpür götürüyor. Gerçekten de yani var. Evet, maalesef var ama bir işe yaramıyor ya. Buradan söylerim, kimse yapmasın öyle şey. Mideye zarar. Terleten sorular, parlatan yorumlar. Teşekkür ediyorum aşkım, bildin. Ama ben bilemedim. Aferin sana. Biraz daha bana sıra verin lütfen. Patlayacağım artık yeter. Her resimde somurtkan. Eşimiz. Ya onun yapısı öyle. Normalde de gülmüyor. Evet ya, çok fazla hani güleş yüzü değildir eşi. Birazdan. Nikahtan sonra eğlence yaptınız mı Gizem Hanım? Ufak da olsa. Yapmadık. Düğün yapmadığınız için pişman oldunuz mu Gizem Hanım? Pişman değilim. Çünkü mükemmel bir balayı yaşadık. Çok güzeldi. Kruz gemisiyle Yunan adalarına gittik. Aa, çok güzel. Yani gerçekten büyülü bir balayı oldu bizim için. Ve görmediğimiz yerleri gördük, gezdik. Yani farklı bir balayı seçtik. Girit, Santos, Mykonos, Santorini, o adaları gezdik daha çok. Siz hep böyle değişik şeyleri daha çok seviyorsunuz herhalde. Ya farklı ülkelere gitmek istiyorum ya. Seviyorum gezmeyi. Merhaba Hanım. Bir otele yani durup kalmaktansa bence böylesi daha iyi. Çok güzel yapmışsınız. En azından hani evet, en azından farklı bir yerler gezip görmüşsünüz. Daha mantıklı olmuş. O yüzden hiç pişmanlık yok içimde. Balayınız ne kadar mal oldu peki? Şöyle, kruz gemisinde her şey dahil zaten. Yeme içme. 5000 liraya geldi o da bize. Ama ekstra turlara katıldık. Atina'ya falan götürdüler. Limanlarda bıraktılar bizi. O zaman ekstra da bir 2000 lira daha harcadık. Çok pahalı. Yani ne bileyim, benim arkadaşlarım da yani böyle yurt dışı gezilerine, balaylarına gidiyorlar. Yani daha uygun fiyatlara. Çok pahalı evet, geldi bana şu anda. Ama hani bir sürü yer gezmişler ve her şey dahilse tamam, bence hayır her normal. Şey dahil paketler 2,5-3,000 yer oluyor en fazla da, o yüzden çok pahalı dedim. Çünkü hani 6,000 yere falan gelmiş herhalde. Ekstra 1000 lira gene verdik dediniz ya. 2000 lira verdik. 7000 lira. Yani çok pahalı 7000. İki kişi değil mi bu? İki kişi. Bana çok şey gelmedi çünkü bir sürü yer görmüşsünüz, her şey dahil, hani normal yani.
Ben şunu söylemek istiyorum. Yani düğün yapsaydım da zaten o fiyata gelecekti. Belki daha fazla benim bile olacaktı. Benim için ben şöyle olacaktı. Düşünüyorum. Düğün başka, balayı başka ama hani sadece balayı olarak bakılırsa evet çok mantıklı. Gamze Hanım, iki kişi mi diye sordunuz ama balayına zaten iki kişi gidilmez mi? Orayı hiç fark etmedik. Yani fiyat olarak tek kişilik fiyat mı diye sordum. Tabii ki balayına iki kişi gidelim. Niye kayınvalidenizi götürmez miydiniz? Balayına tabii ki tercih etmiyorum yani. Kayınvalidenizi siz götürdünüz mü peki Burcu Hanım? Ben balayına gitmedim ki daha. Sadece bir günlük bir tatile çıktık geldik. O da sabah gittik hani. Bir gece kalıp döndük. Ama ne bileyim ya, bir götürebilirdim. Başka bir odada kalabilir yani. Benim için sorun yok öyle şeylerde. Hanımlar, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Kayınvalidelerinizi balayına götürür müsünüz? Ben götürürdüm. Şimdi gelmek istese götüreceksin. Götürürüm. Ama şu an o psikolojide değilsiniz. Şu an neredesiniz Merve Hanım? Yani, balayından bahsediyorum. Ama ben bu ay çıkacağım balayına. Ona göre arkadaşlar, ona göre söylüyorum. Yani gelebilir kayınvalideciğim. Canım benim. Buradan ona ben şöyle düşünüyorum. Zaten çok düşünceli bir kayınvalidem olduğu için böyle bir şey kendi istemez. Ayrıca da yani onun için bir kere daha çıkmış olurum. Sonra beraber gideriz. Ama öyle o balayı olmuyor ki. O normal tatil oluyor. Balayı dediğin ilk çıkılır, bir kere gidilir yani. Ne istiyorsunuz Burcu Hanım? Hani götürmem mi? Götürürüm mü? Onu bir söyle. İkinci defa götürürüm. Olmuyor. Niye o yıkıyorsunuz? Bence... Siz bana oynadınız tabakta. Çok doldurmuş. Gamze Hanım inceden zaten kaynanasına gelmemesi gerektiğini söylüyor. Bunu kendi düşünür yani. Öyle bir insan değil. Kezban Hanım, siz cevap vermediniz. Evet, ben de merak canım ediyorum. Kaynanam. Bu cevabı biz bile biliyoruz gibi. Ben götürmezdim. Çünkü benim kaynanam birazcık şeydir. Hani gittiği yerlerde ay çok hastayım falan dediği için kötü olacaktı. Ben götürmezdim. Yani kayınvalidenizin sağlığını düşünüyorsunuz Kezban Hanım. Sadece onu düşündüğüm için. Düşünceliyim. Bir şey olmasın. Ona kendisi gider. Ben onun peşlerinde niye gideyim hani? Ona balayına gittiler. Ben peşlerinde gitmek istemezdim. Çünkü neden? Hani rahat etsinler. Burası neresi? Merve Hanım, Atina'ya gittik burada. Çok değişik çıkmışsınız. Ya arada kilo farkı var tabii ki. Doğumdan sonra biraz kilo aldım. Santorini burası galiba değil mi Gizem Hanım? Evet. Resimlerden görmüştüm ben de gitmeyi Santorini çok istiyorum. Santorini'nin özel bir yeri daha var. Bir tepe gibi bir yer var. Oradan herkes belli bir saat akşamüstü çıkıyor. Gün batımını izliyor. Ama saat 5 gibi o kadar kalabalık oluyor ki orası. Yer bulamıyorsunuz yani yürüyecek. Tepe gözüküyor galiba. Gamze Hanım kalabalık. Biraz daha bana sıra verin lütfen. Patlayacağım artık yeter. Şuna dikkat ettim ben. Gizem Hanım bana göre kendi hani... İlişkisini anlatırken bu kadar heyecanlı değildi. O kadar herhalde büyük duygular yaşamış ki böyle duygulana anlatıyor. Evet, balayın. Buradan eşinize duyurulur. Evet, demek ki bir Avrupa turu zamanı gelmiş. Ya da şöyle 7000 lira verince ister istemez. Tabii ya, pahalı oldu ama yine de güzel oldu. Ben pişman değilim Gamze Hanım. Bence yani de güzel. Oldu. Ben olsaydım pişman olurdum Gizem Hanım. Neden söyleyeyim? Düğün bir kere hani hele ilk evleniyorsanız resmi nikah olarak hani olunca hoş olmuyor. Bütün kurtlarınızı dökmeniz lazım. Ben şimdi bile hani 1,5 aylık evliyim ama eşime diyorum ki keşke gene düğünümüz olsa falan. Balayını yapıyorsunuz. İstediğiniz her yere gene gidebiliyorsunuz. Ama düğün çok farklı bir şey. Hani herkesle paylaşmanız gerekiyor. Benim düşüncem böyle ama size ama zaten bilemiyorum. Düğün yapmayanlar kınadı da zaten çok yeterince oynadığı için artık. Evet, bana yetmemişti kınam. Onu diyecektim ben de. Bana da aynı şekilde. Yani hem başta. Kınamı hem nişanımı düğün gibi yaptım. Hani o yüzden ben düğün yapmak istemedim. Ama eğer yapmasaydım, o kadar eğlenmiş olmasaydık belki de düğün isterdim. Esasında ben çok böyle hani bir kere düğün evleniliye düğün isterdim ama çocuklar nikah istediler. Ama düğün gibi de yine davul... Koçak hepsini çağırdık hani geldiler, oynadık. Düğün albümünüz var mı? Dış çekim mi yaptınız? Dış çekim yaptık. Bizim eşimle fotoğraf kulübüne üyeyiz. Orada arkadaşlarımızdan rica ettik. Onlar dış çekimimizi yaptı. Albüm olarak hani yok ama dijital olarak albümüm var. Ücret ödemediniz herhalde değil mi? O şekilde olduğu yok, için. Yok, onların hediyesiydi.
Eşiniz burada ne yapmaya çalışmış Gizem Hanım? Şimdi burada şöyle yapmaya çalışıyorduk. O duvağımı atıyordu, kaçıyordu. O fotoğrafı yakalamaya çalışıyordu arkadaşımız. O yüzden böyle komik bir görüntüler şey çıktı ortaya. Şey mükemmel görüyorsunuz. Yani duvak havadaymış, hani uçuyormuş gibi bir görüntü. Ne güzel duvak. Verdik, vermeye çalışıyorduk. Farklı olmuş. Çok eğlenceli oldu. Yani çok fotoğraf çekimi, yani erkekler için de aynı şey mi bilmiyorum ama şu resimden sonra özellikle. İşkence gibi görünüyor. Eşim bu fazı hiç sevmez. Eşiniz de çok mutlu. Ben de bir o kadar seviyorum. Hani bazı çocuklar olur ya, anne hadi gidelim, ben sıkıldım. Her resimde her mutlu ama. Her resimde somurtkan ya, evet. Neden öyle? Ne? Her resimde somurtkan. Ya onun yapısı öyle. Normalde de gülmüyor herhalde. Evet, yani çok fazla hani güleş yüzü değildir eşim. Bu arada gelinlikle ilgili hiç yorum mu yapmadık Gizem Hanım? Ben normalde balık model seviyorum ama gelininiz hoşuma gitti. Gelininizi çok beğendim. Yani ben de böyle bir şey bulsaydım belki giyebilirdim. Çok kabarık değil galiba değil mi? Evet. A kesim diyorlar buna. Fiyatı nedir? 4000 liraya aldık. Kiraladınız mı? Yok, eşim aldı. Ya uygun bir fiyat zaten öyle. Hı-hı. Genelde fiyatlar. Benim gelinliğime göre biraz benimkine pahalı de biraz geldi. Pahalı geldi. Gizem Hanım'ın düğünü sonuçta 2 sene önce kadar oldu galiba değil mi? Evet. Daha ona uygun göre, olması lazım evet. Bana göre. Evet, 2 seneye bakınca fiyat biraz pahalı. Şey. Ama tabii yine çok aşırı değil. Ama siz çok uygun almıştınız zaten, ben size söyledim. Evet. Yani yok öyle uygun gelinlik yok normalde. Düğün albümünü de yorumladıktan sonra sıra geliyor eşler birbirini ne kadar tanıyor köşemize. Çok evet. Heyecanlı. Hazır mısınız Gizem Hanım? Hazırım. Bir streslendiniz Gizem Hanım. Ya bir şimdi telefon açalım. Toplantıda diye biliyorum ama. Çok heyecanlısınız Gizem Hanım. Daha sorumuzu sormadık ki. Tabii pardon. Buyurun. Hem kayınvalidenizin hem de annenizin kızlık soy ismi nedir? Kolay yerden geldi sanki. Kendi annemin biliyorum da. Nedir peki? Kayınvalidemin de... Kayınvalidemin ben bilmiyorum. Bakalım eşiniz bilecek mi? O bugün hiçbir şey hatırlamıyor zaten. Ya heyecandan olsa gerek ki. Bayanlar yani. Eşim bilir. Bu sorunun cevabını eşim bilir. Emin misiniz? Evet. Siz bilemediniz ama. Ben bilemedim ama o bilir. Hatta birlikte bakmıştım ama ben hatırlayamadım. Efendim? Ha, aşkım. Şimdi benim annemin kızlık soy ismi, bir de senin annenin kızlık soy ismi. Biliyor musun? Benim annemin, değil mi? Evet, doğru. Benim annemin de... Tamam, teşekkür ediyorum aşkım, bildin. Hadi öpüyorum. Ama ben bilemedim. İyi, aferin sana. Hadi öpüyorum, bay bay. Teşekkür ederiz. Eşinizi tebrik ediyoruz ve geçiyoruz sürpriz kıyafetinize. Gelinlerimize hangi kıyafetinizi giyeceksiniz acaba? Kına kıyafetimi sizi gösterebilirim hanımlar. Ben giyinip geleyim o zaman. Tamam, bekliyoruz. Bayanlar, kına kıyafetimi giyip geldim. Evet hanımlar, Gizem Hanım'ın kına kıyafetini nasıl buldunuz? Neden bu renk tercih ettiniz? Bu kıyafeti ben çok önceden almıştım. Kına falan olmadan önce almıştım. Çok beğendiğim için giydim. Değerlendirmek evet. İstediniz. Yani. Ne kadar aldınız elbisenizi? Çok önceden aldığım için hatırlamıyorum fiyatını. Güzel ve şık duruyor. Sanki böyle tanıdık birinin düğününe gidince ya da hani özel bir davete gidince giyilebilecek bir kıyafete benziyor. Evet, benim sadece. Kendi düşüncem. Kızlar asıl kına kıyafetim benim mavi renk. Hı hı. O onun içine ben giremiyorum kilodan dolayı. Aslında onu giymek isterdim size. Ama bunun içine girebildiğim için hani bu şekilde geldim. Keşke giymese miydiniz acaba Gizem Hanım? Olumsuz yorumlar aldınız. Yo, canları sağ olsun.
Eleştiriye açık bir gelinimizle karşı karşıyayız hanımlar. Evet, o güzel bir şey. Rahatça konuşabiliyorum Şazlan. Gizem Hanım, geldik günün sonuna ve puanlarınızın işlenmesine. Tamam. Kezban Hanım, sizin puanlamayı alalım. Tabii. Salonu bana çok karışık geldi. Renkleri bayağı uyumsuzdu benim için. Baza başlığını beğendim. Çeyizini de beğendim. Bu yüzden Gizem Hanım'a puanım. Yedi. Kezban Hanım, Gizem Hanım'a 7 puan işliyor. Salonunda koltuk takımının rengini çok beğendim. Çeyizi iyiydi ama sanırım heyecanlıydı biraz. Bizimle çok ilgilenemedi. O yüzden Gizem Hanım'a puanım. 7. Burcu Hanım Gizem Hanım'a 7 puan işliyor. Bugün Gizem Hanım'ın evindeydik. Gizem Hanım'ın organizasyonlarında büyük eksiklikler vardı. Nişanında kameraman tutmaması gibi. Ve Gizem Hanım'ın dekorasyonunu da beğenmedim. Ama misafirperverliği gayet iyiydi. Çok memnun kaldım. Bu yüzden Gizem Hanım'a puanım. 7. Gamze Hanım Gizem Hanım'a 7 puan işliyor. Bugün Gizem Hanım'ın evindeydik. Yemek masasını beğenemedim. Gold gri vardı. Karmaşık buldum. Mutfağını ise oturma odası gibi buldum. Orayı da beğenemedim. Yatak odası da boğucu geldiği için biraz karanlıktı. Bu yüzden puanım 6. Merve Hanım Gizem Hanım'a 6 puan işliyor. Günün sonunda Gizem Hanım, Kezban Hanım'dan 7, Burcu Hanım'dan 7, Gamze Hanım'dan 7 ve Merve Hanım'dan 6 puan alarak toplamda 27 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Gamze Hanım, biz yedik içtik. Zengin kalkışı yapalım isterseniz. Gizem Hanım'dı galiba. Pardon Gizem Hanım. Hep karıştırdım bugün size, kusura bakmayın. Tabii nasıl isterseniz bayanlar. Ben kalmanızı isterim ama bildiğim için hazırlık yapılacağını. O yüzden biz müsaadenizi isteyelim o zaman. Buyurun. Gelinlerimiz gelin evinin 3. günü Merve Hanım'ın evinde buluşmak üzere vedalaşıyorlar. Yarın görüşürüz. Görüşmek üzere. Tekrar gelin. İnşallah. Ellerinize sağlık. Ne demek? Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Hamileliğimin son 25-30 günüydü herhalde. O şekilde çıkartılmak zorunda kaldık. Sizin yatak odanızı çok merak ediyorum açıkçası. Ben de sizden çekiniyordum Kezban Hanım. Ama siz zaten gelin olmuşsunuz. Yatak odadan ne istediniz? Arkadaşlarım hep eleştirdi beni. O kadar da gömmesek mi acaba? Gene Gamze Hanım'a katılıyorum. En sen zaten hep git ona katıldın. Gıcık oldum yemin ediyorum. Bak ya boyuma laf ediyor. Ben de size gibi böyle bir metre topuk giyeydim. Buyurun Gamze Hanım. Merve Hanım boğulmamızı istiyor herhalde. Yüreğine sesleniyorum. Merve. Evlendikten sonra ilk bana aldığın hediye eniştenin devreler yandırdı. O zaman ben akşam eve gelmeyeyim anneme gideyim. Yuva yıktık. Eşim izlemesin. Televizyonları kapatın. Oo yaptılar ya. Merak ettiğiniz her şey yarın gelin evinde.